Şimdi hazırlanıyorum. Üstümü giydim. Makyajımı yapıyorum. Çocuklar şu an uyuyor. Murat da daha uyuyor. O yüzden ben de o ara hemen üstümü giydim. Ve şimdi güzelce hazırlanıyorum. Ondan sonra takacağız belki. MediaMarkt'a gideceğiz. Orada çünkü bir Dyson'a bakmak istiyoruz. Ve Samsung'un da var herhalde. Yeni çıkmış bir tane. Yani yeni çıkmış derken herhalde oluyor. Şimdi biraz çıkalı da. Akülü süpürge makinesi lazım bana. Tabii ki Dyson en iyisi. Herkes onu şiddetle tavsiye ediyor ama işte gene de dedik o Samsung'a da bakalım. Yani bilemiyorum çünkü Dyson'ın her şeyi çünkü hep ayrı. Ama tabii ki çok da güzel. Çünkü benim ilk zaten evlendiğimde aldığım süpürge yani normal fişe takılır süpürge elektrikli yani Dyson'ındı. Multi bilmem ne herhalde tam hatırlamıyorum adını ama böyle top gibiydi. Ama çok çok güzeldi yani. Ama tabii ki bir zaman sonra bozuldu. Yani o da herhalde bozuktu. Çünkü normalde o kadar çabuk da bozulmuyor ama o da çok güzeldi. O yüzden benim bir tane AEG'nin vardı şimdi. Akülü süpürge. Ama o da bozuldu. Yani zaten o iki kere bozuldu. Yenisini verdiler. Çünkü garantisi vardı. Ama yani öyle de... Her zaman da işte olmuyor. Şimdi de tüm olmuyor daha. O yüzden bana kesinlikle bir tane lazım. Yeni eve girmeden kesinlikle lazım. Çünkü yeni evimiz büyük. İki katlı yani daha doğrusu. O yüzden durmadan o süpürge makineyi oradan oraya götüremem yani açıkçası. O yüzden ya ucuzundan ya da pahalısından artık bir tane seçeceğiz. Bakalım. Artık hangisi güzelse. Tabii ki herkes Dyson istiyor. Dyson'ın bir adı da var tabii ki. Ama işte bilemiyorum. O yüzden bakacağız. Dedik bir gidelim bir bakalım bir görelim. Nasıl yani. Biliyorum Dyson'ı diyelim kendi ablam da kullanıyor. Arkadaşım da kullanıyor Dyson. Ama bir kendim de bir bakayım. Ona göre de direkt alırız. Merak ediyorum sizler hangi süpürgeyi kullanıyorsunuz? Burada bir yorum yerine yazabilirsiniz.
Böyle benim gündelik makyajım. Fazla bir şey yapmıyorum ben. Ben öyle fazla sevmem. Sadece işte yüzümü ve kirpiklerimi. Biraz da far mı diyorlar ona? Far de herhalde. Ondan sürüyorum. O kadar. Hazırım. Ve evet arkadaşlar, Kuzey uyandı. Yiğit Efe uyuyor daha. Şimdi hemen burayı bir şöyle toplayacağım. Zaten toplu. Dün direkt toplamıştım. O yüzden şimdi hemen onu da katlayayım. Koyayım. Sonra Kuzey'i hemen giydireyim. Yiğit Efe uyanmadan. O zaman bari sadece Yiğit Efe'yi hazırlamam lazım. Ondan sonra gidebiliriz. Hadi bakalım önce Yiğit Efe'yi Kuzey'i bir giydim. Ondan sonra gel Kuzey. Gel annem, gel 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 anne. Kaçma, kaçma, yakalayın seni. Kaçma, seni yakalarım. Seni yakalarım. Ama seni yakalarım. Ama seni yakalarım. Nein. 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 Ne? Tat 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 tat. Tat 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 tat. Tat 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 tat. Ne oldu kızım? Ne? Dur dur. Dur 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 dur. Hemen üstümüzü giyelim. Tamam mı kuzum? Tamam. Aferin. Bu tarafı da? Aferin sana. Nein, atma. Nein. Nein. Atma. Nein. Kuzey. Bakalım. Dışarısı soğuk çünkü. Ya anneciğim. Dışarısı soğuk. O yüzden kilotlu çorap giymemiz lazım. Getir annem ayağını. Getir bakalım. Aferin. Dur bakalım. Dur dur dur. Daha değil. Dur bakalım. Dur 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 dur. Dur kızım dur. Dur oğlum dur dur. Dur. Ne? Ne? Mama. Mm-hmm.
arkadaşlar bakın bunu mama sanıyor. Tamam, gerçek mamayı buldu. Ve tamam. Kuzey hazır. Bak Kuzey bak bir. Sen. Evet. Yavaş. Tamamdır. Şimdi abimizi bekleyelim. Ve evet arkadaşlar bakın böyle giyindim. Altımda zaten bu vardı. Şal attım bir tane üstüme. Küpelerimi taktım. Şöyle. Ceketimi de giydim. Ve botlarımı. Hadi bakalım gidebiliriz. Arkadaşlar bakın biz şimdi MediaMarkt'a geldik. Bu Dyson'a bakmak istiyoruz. Yani bakıyoruz. Bir de bakın Miele'nin de varmış. Şu. Cat & Dog. O da çok güzelmiş. Bir de şu da var. Samsung Jet. Bu da derli toplu gözüküyor. Ama inanın kafam çok karışık. Emin olamıyorum. Yani Dyson'ın tabii ki bir adı var. Yani İlk zaten onlar çıkarttığı için o yönde çok iyiler. Ama bunu da çok beğendim. Ama emin olamıyorum. Bir de Miele'ninki de var. İşte dediğim gibi o Miele'ninki de güzelmiş. Niye diye sorarsanız çünkü bu kendiliğinden de duruyor. Yani diyelim süpürdünüz kendi de duruyor. O yüzden inanın bilemiyorum. Dyson'ın da zaten dediğim gibi adı var ve ilk çıkaranlar onlar zaten. O yüzden emin olamıyorum. O yüzden şimdi bir düşüneyim. Ondan sonra görürsünüz hangisini almışız. Ve evet arkadaşlar bakın Dyson'ın Dyson Gen 5 Detect aldık. Yani Samsung Jet'le Dyson arasında ve Miele bakmıştık. Onları eledik ve tabii ki Dyson'ı seçtik. O yüzden şimdi bunu güzelce beraber bir açalım. Dyson gerçekten çok farklı yani gözüküyor. Her türlü, her şeyi farklı. Yani renkleri falan her şey. Çok göze batıyor yani. Bakayım. Şu kağıdı herhalde. Ve evet arkadaşlar kamerayı öbür tarafa aldım. Buradan daha güzel gözükür. Yani görebilirsiniz. Düşündüm inanın yani Dyson'ı gerçekten alalım mı almayalım mı ama sonrasında gerçekten gene de Dyson'ı
Hayır diyemedim. Bakın bu böyle. Bu en yenisi zaten. Dyson'ın en yeni modeli. Bu tabii ki biraz daha büyük ve daha ağır. Bunun öncekine nazaran V15 olması lazım. Aynen. Bu böyle. Ondan sonra burada bir tane fırçası var. Bakın şöyle. Bunu herhalde şeye takıyorduk. Yok, hayır, bu ayrı. Bu ayrı. Ben kendim de önce bakmam lazım şimdi. O yüzden. Bakın bu da fırça yeri. Bakın şöyle. Bu halı için olanmış. Evet. Bir şey diyeceğim ama bu böyle çizik olması normal mi? Bilmiyorum ama bana sanki biraz çizik gibi geldi. Ya da içindeki şeylerinden dolayı mı acaba? Neyse, buna sonra ben bakarım. Ayrıyetten. Tamam. Başka. Yerler için fayans veya yani fayans gibi yerler için, normal yer için işte. Bu da halı için. Bakın şöyle. Bunun ışığı da var, güzel. Bakın şurada zaten gözüküyor. Şurada gösterebilirim. Yeşil ışık. Onunla işte tozları falan daha iyi görebiliyorsunuz. Gerçekten de çok faydalı. Benim öncekinde de vardı çünkü. Ama tabii ki beyaz ışıktı o. Ama onda bile, yani o bile iyiydi. Bakın bu da küçük küçük fırça şeyi. Fırça fırçası. Eğer hani bilmiyorum, bu herhalde yatakları falan şey yapabilmek için. Bakın şöyle. Bu da başka. Ha, bir de şey olması lazım. Takmak için. Duvara asmak için. Bu da o herhalde. Evet. Aynen. Bunu da duvara asmak için. Bakın şöyle. Böyle olması lazım. Aynen. Buraya da fırçaları takabiliyorsunuz. Ama bunun öbür bir fırçası yoktu herhalde. Başka? Aynen. Yok. Başka ben ne diyecektim? Ha, bakın diyelim Samsung Jet'te Samsung Jet'te bir tane böyle kendi temizleyen bir istasyonu var. Yani istasyonu var. Diyelim Dyson'da o yok. Ama diyelim ne kadar iyi onu da bilmiyoruz. O yüzden tabii ki herkes kendi bilmesi lazım. Hangisini daha çok tercih ettiğini. Ama bence şey olarak Dyson tabii ki ilk Dyson çıkardı süpürge makinelerini, akülü. O yüzden bence bundan şaşmamak da lazım. Tabii ki fiyat olarak da pahalı. Yani gerçekten pahalı. Bunu açık söylemek gerek. Ama inşallah parasına da değecek. Verdiğimiz paraya da değecek. İnşallah. Yeni evde zaten bir tane almak istiyorduk. Ben de zaten geçen Instagram'da bir sormuştum sizlere hangisini tavsiye ediyorsunuz diye. Tabii ki en fazla Dyson'ı demiştiniz ve bunu demiştiniz.
O yüzden gerçekten de bu oldu. Umarım memnun kalırım. Çok merak ediyorum sizler hangi süpürgeyi kullanıyorsunuz? Yani akülü süpürgeyi. Yorumlara da yazabilirsiniz. Ben şimdi bunu bir takayım, bir deneyeyim. Hadi bakalım. Lazerli olan ışığıyla taktım şu an. Gerçekten çok, yani bütün pislikler gözüküyor o laserla. Tabii ki açık söylemem gerek ve bu konuda Murat da çünkü bunu biliyor, hep dedim. Normalde ben Dyson hiç istemiyordum. Çünkü niye diye sorarsanız çok ağır olduğu için. Çünkü hani elde benim, çünkü şimdiye kadar AEG'nin de alttaydı filtresi. Ama şimdi üstte olduğu için tabii ki daha ağır oluyor. Ama diyelim benim kendi ablamda var Dyson. O bana diyordu, Buket diyordu, bana hiç ama bir şey olmuyor yani, ben alıştım dedi. O yüzden ben de şimdi ona nazaran biraz da ve tabii ki Dyson'a güvenerek de dedik alalım. Ama gerçekten de çok çok güzel. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ki şu anlık daha tam da bir şey diyemeyeceğim. Önce biraz bir kullanmak istiyorum. Ondan sonra daha detaylı size açıklarım. Beğendim mi beğenmedim mi? Ama şimdiye kadar gerçekten çok çok güzelmiş gerçekten. Hadi bakalım şimdi bunun bunu takacağımız yere bakalım. Çünkü şu an bilemiyoruz nereye taksak. Çünkü hiçbir yerde şu an öyle bir yer yok bunu koyabilmek için. O yüzden önce bir düşünmemiz lazım nereye koyalım. Ona göre ben size gene geri dönerim. Ve evet arkadaşlar, bakın sonunda bulduk yerini. Bakın şöyle dolaba taktık. Çünkü bizim duvarlarda şu an öyle bir, yani müsait bir yer yok. O yüzden dolaba böyle taktık güzelce. Bakın. Burada da çünkü fiş vardı. Böylece taktık bakalım. İnşallah iyi günlerde kullanırız. Evet arkadaşlar, şimdi pijamalarımızı giyindik güzelce. Çocukların da pijamalarını giydirdim. Bakın. Yiğit Efe, bir merhaba yap. Merhaba. Evet. Kuzey. Kuzey merhaba. Hello kuzum. Kuzey şu an temizlik peşinde. Gece gece, yani akşam akşam. Yiğit Efe, sen ne yapıyorsun oğlum? Ben elimi yıkayacağım. Niye yıkayacaksın elini? Ama çünkü el pis oldu. Ha, anladım. Mama yiyemez misin o zaman? Hadi bakalım yıka ellerini o zaman. Kendi sabununla yıka sen. Bu senin. Yıka bakalım. Aferin sana. Aferin. Anne, efendim. Krem mi? Evet, o krem. Tamam. Yavaş dikkat et. Tamam, yeter o kadar. Kurut bakalım ellerini. Güzelce kurut. Sauber. Sauber, sehr schön. Bravo. Das hast du sehr gut gemacht. Sauber. Super. Schlag. Klatsch. Sehr schön. Kuzey sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sepeti tüm... Ne yaptın?
Kuzey başka dertlerde. Kuzey bana yardım ediyor güya. Yiğitefe nereye girdin oğlum? Nereye girdin? Umarım vlogumuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bırakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.